ertesi sınıf hastaneye giriş yapmıştık ve sınıf hastanesi konusunu bitirmiştik. Düzenli ve düzensiz fiilleri de anlatmıştık. Ama geçmiş zaman konusunu anlatırken, yani düzenli ve düzensiz fiillerden bahsederken, daha önce gördüğümüz have ve can yapılarının nasıl geçmiş zamanda çekimlendiğini göstermemiştik. Şimdi bu videoda onlardan bahsedeceğiz. Have biliyorsunuz sahip olmak, kendi bir şeyi yapabilmek. Bunların geçmiş zamanda çekimlerinin nasıl olduğundan bahsedeceğiz. Soru kalıplarını, pozitif ve negatif cümlelerini göstereceğim. Ondan sonra da sizin için birkaç tane kelime buldum. Bu şekilde bir kelime çalışması yapacağız. O zaman şimdi have'in geçmiş zaman haliyle başlayalım. Önce have'in geniş zaman halini sizlere tekrar hatırlatmak istedim. Have neydi? Sahip olmaktı. Peki geçmiş geniş zamanda nasıl çekimleniyordu? Onları örneklerimizle gösterelim. Have fiili sahip olmak olmasına rağmen Türkçe'de ben şuna sahibim, buna sahibim demiyorduk. Çevirirken şuyum var, buyum var, işte benim bir kedim var gibi. Örnekte de gördüğümüz şekilde I have a cat, benim bir kedim var demek. Bu have fiilinin geniş zaman çekimi. You have a dog da, senin bir köpeğin var demek. We have a car, bizim bir arabamız var anlamına geliyor. They have a daughter, onların bir kızı var. She has a house. İşte burada değişti. I, we, they de have'ken he, she, de has gelmesi gerekiyor. Bunun çekimlerini zaten size göstermiştim. She has a house. Onun bir evi var. He has a girlfriend. Onun bir kız arkadaşı var. It has dots on it. Onun üstünde benekleri var. Dots, benek veya nokta anlamına geliyor. Gördüğünüz gibi ne yaptık? O bir kız arkadaşa sahip demedik de onun bir kız arkadaşı var dedik. Have fiilimizi geniş zamanda böyle kullanıyoruz. Şimdi past form of the verb to have, yani have fiilinin geçmiş zaman çekimlerine bakalım. Nasıl çekimlenecek? I have'di. Geçmiş zamanda çekimlemem için I had yapmam gerekiyor. You have, you had. Dönüşüyor. We have, we had şeklinde çekimleniyor. They have, they had şeklinde çekimleniyor. She has de geçmiş zamanda ne oluyor? She had. He has ne oluyor? He had. It has de ne oluyor? It had. Burada ne gördük şimdi? Geniş zamanda I, you, we, they de have'ken, he, she, it de has'ken, geçmiş zamana geldiğimde hepsini had şeklinde gördüm. Yani geçmiş zamanda have fiilini çekimlerken öznelere göre bir değişiklik yapmıyorum. Hepsine had kullanacağım. Bu da geçmiş zamanda have yapmanın bir kolaylığı aslında. Şimdi biraz önceki cümlelerin geçmiş zaman şekillerindeki örneklerine bakalım. Mesela I have a cat, benim bir kedim var demiştik. I had a cat olduğu zaman bir kedim vardı. Ne zaman? Önceden. Çünkü ben bunu artık geçmiş zamanda çekimledim bu fiili. You had a dog. Senin bir köpeğin vardı. Yine önceden gerçekleşen bir şeyden bahsediyorum. We had a car. Bizim bir arabamız vardı. Demek ki artık yok anlamına geliyor. They had a daughter. Onların bir kızı vardı. She had a house. Onun bir evi vardı. He had a girlfriend. Onun bir kız arkadaşı vardı. Artık yok. Ve it had dots on it. Üzerinde benekleri vardı, noktacıkları vardı anlamında. Bu şekilde geçmiş zamanda have fiilimizi çekimliyoruz ve cümlelerimizi de bu şekilde kuruyoruz. Şimdi negatif cümleleri nasıl yapıyoruz? Buna gelelim. Bunun için geçmiş zamanda negatif cümleleri nasıl yaptığımızı hatırlıyor olmamız gerekiyor. Bir tane yardımcı ek vardı negatif yapmak için kullandığım. Aynısını burada da kullanacağım. Yani I, you, we, they, he, she öznelerimden sonra did not veya didn't. Hemen arkasından have'i artık birinci haline çekiyor olmak gerekiyor. Çünkü negatiften sonra genelde fiilleri birinci haline çekeriz. Örneklerimize bakalım. Biraz önceki cümleleri şimdi negatif yapacağız. I didn't have a cat. Burada ne yaptım? I didn't had demedim. Çünkü buradaki didn't zaten bu cümlenin geçmiş zaman olduğunu bize gösteriyor. I didn't have a cat. Ne demek? Bir kedim yoktu demek. You didn't have a dog. Senin bir köpeğin yoktu. We didn't have a car. Bir arabamız yoktu anlamında. They didn't have a daughter. Onların bir kızı yoktu. She didn't have a house. Onun bir evi yoktu. He didn't have a girlfriend. Onun bir kız arkadaşı yoktu. Ve it didn't have dots on it. Üzerinde benekleri yoktu. Bu gördüğünüz
şekilde de didn't ve hemen arkasından have fiilinin birinci halini koyarak negatif cümlelerimize yapıyoruz. Şimdi geldik question sentences'lara. Nasıl soru cümlesi yapmalıyız have fiilini geçmiş zamanda çekimlerken? Bunun için şunu hatırlıyor olmamız gerekiyor. Simple past tense'de nasıl soru cümlesi yapıyorduk? Başa bir şey koyuyorduk, bir yardımcı fiilini koymuştuk. Aynı negatif cümlelerde yaptığım gibi. Neydi bu yardımcı ekim? Did. Did'i başa koyduktan sonra, çünkü soru cümlesi yapmak istiyorum. Öznelerimi her zaman ortaya çekiyordum soru sorarken. Daha sonra da yine negatifte olduğu gibi have'i olduğu şeklinde, yani birinci haliyle yerleştiriyordum. Örneklerimize bakalım. Did I have a cat? Bir kedim var mıydı? Bir kedim var mı diye sormuyorum çünkü bu artık geniş zaman değil. Did yaptığım için ben bunun geçmiş zamanda olduğunu anlıyorum. Ve bir kedim var mıydı? Yani önceden bir kedim var mıydı diye çeviriyorum. Did you have a dog? Gördüğünüz gibi özneler ortada ve have yalın halinde kalıyor. Did you have a dog? Bir köpeğin var mıydı? Did we have a car? Bir arabamız var mıydı? Did they have a daughter? Onların bir kızı var mıydı? Did she have a house? Ne yaptık? Did she had yapmadık. Çünkü artık bu bir soru cümlesi ve ben zaten buraya did koyduğum için fiili birinci haline çekmek zorundayım. Did she have a house? Onun bir evi var mıydı? Did he have a girlfriend? Onun bir kız arkadaşı var mıydı? And did it have dots on it? Üzerinde benekleri var mıydı? Şeklinde de soru cümlelerimi yapıyorum. Şimdi bu konuyla ilgili biraz örneklerimize bakalım. The ancient Greeks bla bla bana fiilime have vermiş. Schools for boys. Şimdi ben bu cümleyi geçmiş zamanda yapmak istiyorum. Nasıl yapmalıyım? Have'in artık geçmiş zamanda nasıl çekimlendiğini biliyoruz. Özneye bakmaksızın mutlaka had olmak zorundaydı. Buradaki öznem antik Yunanlılar. Yani IUV'de hiç hiç olması hiçbir şey fark etmez. Benim have fiilini geçmişte had diye çekimlemem gerekiyor. O zaman the ancient Greeks had schools for boys. Antik Yunanlıların erkekler için okulu vardı anlamında. Ne zaman? Önceden. The Incas, bla bla, Spanish, bana not vermiş. Not'ın ne olduğunu artık biliyoruz. Bana not verdiği zaman bu cümleye not'ı olduğu gibi koy demek değildi. Bana negatif bir cümle anlamındaydı. Ve bana bu sefer be fiilini vermiş, have fiilini vermemiş. Yani ben to be fiilinin geçmiş zamanda nasıl çekimlendiğini hatırlamalıyım. Nasıl çekimliyorduk geçmiş zamandayken? Ya was ya da were kullanıyorduk. Bu Incas olduğuna göre Inkalardan bahsediyorum. Burada bir s takısı var. Inkalar, yani çoğul bir şeyden bahsediyorum. Onlardan bahsediyorum. Demek ki was mı were mi? Tabii ki de were koyacağım. Bir de bana diyor ki negatif yap. Yani were not veya were demem gerekiyor. The Incas were in Spanish. Inkalar İspanyol değildi. Ne zaman? Önceden. He boşluk vermiş, bana yine not vermiş. Fiilim have. Demiş ki red eyes. Yani bana diyor ki bu cümleyi geçmiş zamanda çekimle ve de ki onun kırmızı gözleri yoktu. Şimdi have fiilini benim geçmiş yapmam lazım normalde. Have fiilinin geçmiş zaman hali had'ti. Fakat bana burada not vermiş. Yani diyor ki bu cümleyi olumsuz yap. Olumsuzluğu biraz önce gördük. Nasıl çekimliyorduk? He didn't have red eyes. Burada bir have olmalı. Yanlış olmuş. He didn't have red eyes. Onun kırmızı gözleri yoktu anlamında. Bir öznesini vermiş fiilim have 20 yellow birds. Bunu yine benim geçmiş zamanda çekimlemem gerekiyor. Artık have fiilini geçmiş zaman çekmeyi biliyorum. Neydi? Özne ayırt etmek sizin her zaman had olmak zorundaydı. O zaman we had 20 yellow birds. 20 tane sarı kuşumuz vardı. Ne zaman? Önceden. They, not eki var fiilim have a ball. Yani bana diyor ki yine negatif bir cümle yapmanı istiyorum. Bunu geçmiş zamana çekmeni istiyorum. Nasıl yapmamız gerekiyor? Artık have'i geçmiş zamanda negatif çekimlerken did not ekinin geldiğini öğrendik. Fiilim de olduğu gibi kalmalıydı. O zaman they didn't have a ball. Onların bir topu yoktu anlamında. Şimdi bir soru cümlesi. Soru cümlelerini de görmüştük. Başa bir yardımcı ek koymamız gerekiyordu. Öznem zaten ortada. Diğer kısmında fiilimi yerleştirmem gerekiyor. Geçmiş zamanda soru sorarken hangisiydi? Do mu, does mı, was mı, were mi? Did gelecek. Buraya da fiilin birinci haline gelmesi gerekiyor. Yani did you have a pencil? Senin bir kalemin var mıydı? Şimdi her fiilinin geçmiş zamandaki çekimleriyle ilgili örneklerimiz bu kadar. Sorularını gördük, negatiflerini gördük ve pozitif cümleleri gördük. Şimdi
Ken'e geçebiliriz. Öncelikle Ken'i bir hatırlamak istiyorum. Ken neydi? Büyük şeyleri yapabilmek, edebilmek, işte şarkı söyleyebilmek, resim çizebilmek gibi bir kabiliyet belirtirken ben Ken kullanıyordum. Önce Ken'in geniş zamandaki çekimlerine bir bakalım. I can play football, yine play football fiili. Futbol oynayabilirim demek. Ne zaman? Her zaman için olan bir şeyden bahsediyorum. Bu benim kabiliyetim. I can play football yani. You can play tennis. Ne demek? Tenis oynayabilirsin. We can go out. Dışarı çıkabiliriz. They can swim. Onlar yüzebilirler. Böyle bir kabiliyetleri var. She can be a poet. Poet neydi? Bir poem vardı, bir de poet vardı. Poem, şiir demekse poet neydi? Şair anlamına geliyordu. O bir şair olabilir. He can dance. O dans edebilir. But he can walk on its legs. O ayakları üzerinde yürüyebilir. Kendinden bahsettiğimde bunların kabiliyetlerinden bahsediyorum. Onlar bunu yapabilir, yapamaz gibi. Yapamaz derken ne yapmalıyım? He can't. Mesela we can't go out. Dışarı çıkamayız. You can't play tennis. Sen tenis oynayamazsın gibi. Cannot veya can't şeklinde de negatifini yapabiliyorum. Şimdi past simple of can. Yani bu can'in geçmiş zamanda nasıl çekineceğiz? Her zaman bir şeyleri yapabiliyor olmamız zaten mümkün değil. Geçmişte bir şeyleri yapamamış olma ihtimalimiz de var. Bu gibi durumlarda can'i geçmiş zamana çekimlememiz gerekiyor. Nasıl çekineceğiz? I could play football. Burada artık can could'a dönüştü. I could play football. Ben futbol oynayabildim. Ne zaman? Geçmiş zamandan bahsediyorum artık. You can play tennis. Sen tenis oynayabildin ya da oynayabilirdin. We could go out. Biz dışarı çıkabildik. They could swim. Onlar yüzebildiler. She could be a poet. O bir şair olabildi. Artık bunu başardı anlamında. He could dance. O dans edebildi. It could walk on its legs. Ayaklarının üzerinde yürüyebildi anlamında. Yine hepte olduğu gibi özne ayrımı yapmaksızın geçmiş zamanda yapmak için hepsine could koymam yeterli. Ben zaten could gördüğüm zaman bunun geçmiş zamanda çekimlendiğini ve bunun geçmiş zamandaki bir kabiliyet olduğunu anlıyorum. Geçmiş zamanda bir şahıs, yani bizim öznemiz bir şeyleri yapabildi veya yapamadı anlamında. Yapamadı anlamını vermek için de negatif sentence'larda yine başa öznemizi koyuyoruz. Öznemizden sonra could'un hemen yanından not, yani İngilizce'deki olumsuzluk ekini koyuyoruz. Could not veya couldn't diyebiliriz. Daha sonra da fiilin birinci halini koyuyor olmamız gerekiyor. Örneklerimize bakalım. I couldn't play football. Ben futbol oynayamadım. You couldn't play tennis. Tenis oynayamadın. We couldn't go out. Dışarı çıkamadık. They couldn't swim. Yüzemediler. She couldn't be a poet. O bir şair olamadı. Bunu başaramadı. Böyle bir kabiliyeti olmadı yani. He couldn't dance. O dans edemedi. It couldn't walk on its legs. Ayaklarının üzerinde yürüyemedi. Şeklinde de negatif cümlelerimizi yapıyoruz. Tekrar söyleyelim. Ken'in geçmiş hali ne oluyordu? Could. I could play football gibi. Bunu negatif yapmak istediğimde de yanına not koyuyordum. I could not ya da I couldn't play football şeklinde cümlelerimi yapıyorum. Şimdi soru cümlelerine geldik. Soru cümlelerini biliyorsunuz. Yardımcı fiilimizi başa çekiyorduk veya fiilimizi, öznelerimizi ortaya koyuyorduk. Öznelerimizi ortaya koyduktan sonra fiilin birinci halini yerleştiriyorduk. Bunun örneklerine de bakalım. Could I play football? Futbol oynayabildim mi? Artık bir soru var burada. Could you play tennis? Tenis oynayabildin mi? Could we go out? Dışarı çıkabildik mi? Could they swim? Yüzebildiler mi? Could she be a poet? Burada artık fiili yalın haline bıraktık, to be fiilini. O bir şair olabildi mi? Could he dance? Dans edebildi mi? And could it walk on its legs? Ayaklarının üzerinde yürüyebildi mi? Şimdi size bir pronunciation tavsiyesi vermek istiyorum. Bunu diğer modal verblerde olduğu gibi mesela şu L'lerini söylüyoruz. Mesela could demiyoruz da could diyoruz. Yani buradaki L'yi biraz yutarak söylüyoruz. Örneğin could he dance? Could it walk? Could she be, could they swim gibi. Bu şekilde telaffuz ediyor olmamız gerekiyor. Daha sağlıklı. Şimdi bunun örneklerine bakalım. Anna poşet bırakmış. Buna count fiilini vermiş. At the age of three demiş. Yanında bir F koymuş. Bu F şu demek. Bu cümleyi yani bu cümle false, yanlış. Sen bu cümleyi negatif yap demek. Bana fiilimi vermiş zaten. Ve bana negatif yap dediğine göre ben diyeceğim ki Anna 3 yaşındayken sayı sayamazdı, sayı sayamadı anlamında.
negatif bir geçmiş zamanda kendi çekimlere gelmem gerekiyor. Ken'in negatif çekim neydi? Could'du. Negatif yapmak için ne yapmam gerekiyordu? Not koymam gerekiyordu. Anna couldn't count at the age of three. Anna 3 yaşındayken sayamadım. Paul yine boşluk bırakmış fiilim. Read at the age of two. Bana bu sefer parantez içinde true vermiş. Yani diyor ki bu cümleyi pozitif yapabilirsin. Bu cümleyi benden pozitif yapmamı istiyor. Diyeceğim ki Paul 2 yaşındayken okuyabildi. Yani kabiliyetin geçmiş zaman çekimini yapmam lazım. Neyle? Tabii ki de kutla. Paul could read at the age of two şeklinde yapıyoruz. Bir sonraki örneğimiz. Bana day öznesini vermiş fiilim write. At the age of six. 6 yaşındayken yazabildi anlamında. Bana bir de true demiş. Yani bu cümleyi pozitif yap diyor. Aynı bir önceki örnekte olduğu gibi Ken'in geçmişini pozitif haline bırakacağım. Diyeceğim ki they could write at the age of six. Onlar 6 yaşındayken yazabildiler. Yine bir Paul örneği vermiş. Fiilim swim at the age of 5. Yanında demiş ki false. Yani bu cümleyi negatif yap. Ne diyeceğiz? Paul 5 yaşındayken yüzemedi. Yüzemezdi anlamında. Negatif yapmam gerekiyor yani. Paul couldn't swim at the age of 5. Şimdi have fiilini gördük. Have fiilinin negatif halini gördük. Can'i gördük. Negatif halini gördük. Yani have ve can fiillerinin negatif formlarını bitirmiş olduk. Şimdi dersimizi bitirmeden önce bizim derste işlediğimiz 10 screen'den 6. Konudan bazı basit kelimeleri seçtim. O kelimelerin yanlarına İngilizce tanımlarını yazdım. O kelimelerin ne olduğunu söylemeyeceğim. O kelimeleri İngilizce tanımlarından sizin bulmanızı istiyorum. Sanırım 7 kelime var. Bu 7 kelimeyle ilgili, bu kelimelerin ne olduğunu bulduktan sonra da onlarla ilgili birer cümle yazmanızı istiyorum. Kelimeler kolay. Şimdi bu kelime çalışmamızı yapalım. Doctor, tabii ki ne olduğunu biliyorsunuzdur. Tanımı da şu şekilde. A person skilled or specializing in healing arts demekmiş. Butcher ne demekmiş? A person who slaughters animals or dresses their flesh. Bunun tanımı da bu şekilde. Bunun anlamını bulmanızı isteyeceğim. Chemist, one trade in chemistry. Buradaki one arkadaşlar bir kişi anlamında. A person, yani the one. A person bir kişi demek. Buradaki one da bir kişi. Hangi kişi? Train in chemistry. Bunu da sizin buluyor olmanız gerekiyor. Engineer ne demekmiş? A person who is trained in or follows as a profession, a branch of engineering. Bunun tanımını da bulup yine cümle yazmanızı isteyeceğim. Diğer kelimemiz waiter. A person who waits tables as in a restaurant demekmiş. Journalist'in anlamına bakalım. A person engaged in journalism. Tanımları da kolay zaten. Zor kelimelerden seçmedim. Ve son kelimemiz research. Research'ın tanımı investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts demekmiş. Bu tanımları, bu kelimelerin tanımlarından yola çıkarak bu kelimeleri bulmanızı istiyorum. Ve ondan sonra da bu kelimelerle ilgili sizden 7 tane cümle istiyorum. Her biriyle birer cümle. Bu dersimizde ne yaptık? Have'in geçmiş zamandaki soru, negatif ve pozitif cümlelerini gördük. Can'in geçmiş zamandaki pozitif, negatif ve soru cümlelerini gördük. Kelime çalışması yaptık. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.